Teşekkürler, sağ olun. Tebrikler Hüsnü. Ben hemen sana senin de şarkının içinde olduğu Popstar Alaturka'nın birinci albümünü vermek istiyorum. Hayırlı olsun. İlk albümün herhalde. Evet. Nasıl bir duygu bu? Bir söyle bakalım. Bana nasıl anlatayım ya? Çok bambaşka bir duygu. Yani. Heyecan verici herhalde. Evet. Ben jüri üyelerimize de birer tane hediye etmek istiyorum bu albümlerden. Taze taze yeni geldi Popstar'ın. Buyurun ben sana. Armağancı. Evet, şimdi elinde albümün. Ama bakalım jüri üyelerimiz ne diyecekler. Onlar da albüme bakıyorlar şimdi ama Ebru Hanım'la başlayalım. Olağanüstü güzel söyledi. Teşekkürler, çok sağ ol. Teşekkürler. Sahnedeki performansı da çok iyiydi. Elini kolunu kullanmasından beni baktırdı, seyrettim. Demek ki güzeldi. Benim için güzeldi. Ve iyi söyledi. Hem performans, sahne duruşu iyi hem de söyleyişi evet, iyi diyorsunuz. Hem de söyleyişi iyiydi. Benim açımdan buydu. Harika, harika. Teşekkürler. Peki, Armağancı? Albümle ilgileniyordum ya. Bir kere çok şık Hüsnü. İyi şarkı söylüyor ama ben Ebru'nun gibi sahne duruşunun iyi olduğuna katılmıyorum. Sürekli gözlerini kapatarak şarkı söylüyor bir kere haftalardır ve bir türlü gözlerini açmayı beceremedi. O biraz geliyor ses. Yok geliyor. O biraz benden kaynaklanıyor. Ben de senden kaynaklandığı için söylüyorum zaten. Ama şu yönden ben. Yani başkasını eleştirmiyorum. Farkındaysan seninle ilgili bir şey söylüyorum. Hani Osman'tan gözlerin kapalı sunuyorsun demiyorum. Biraz benden şimdi, duygudan dolayı galiba çok iyi hissettiği için. Şarkıyı, türküyü okurken yaşamak bambaşka bir olay. Ben de bunu yaşadığım için yani yaşayarak o türküyü söylüyorum. Ondan dolayı. Ama mesela sahneye çıksan arka arkaya 10 şarkı söylesen ne olacak? Ama gibi de bana. Yani seyirci kontağı diye bir şey var yani. Hayır o kadar da değil canım yani. Yani bir hareketli parçada gözümü kapatıp şarkı söyleyecek. Ama sen hareketli yani. Parça söyleyemiyorsun farkındaysan. Haftaya okuyayım. Biz hiç dinleyemedik senden tamam, henüz. Haftaya okuyayım o zaman hareketli parça. Peki tamam. Bülent Hanım. Ben çok beğendim. Bir de tabii hareketli eser haftaya da okursa ve vücut dilini de kullanırsa efendim sahnede çok daha iyi olur. Ama ses olayı olarak çok iyiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben söylemeden geçemeyeceğim. Hem Bülent Hanım hem Ebru Hanım ne kadar şıksınız. Ne kadar şıksınız. Bu ne şıklık. Ne kadar yakışmış kostümleriniz gerçekten. Orhan Bey. Fırat'ın zalimliğini anlatan en güçlü ağıtlardan bir tanesi bu. Bu bir ağıttır. Zaten dinleyen de bilir. Bilen bilir. Ve onu hissederek gözleri kapalı bir şekilde ondan da söyledi. Benim de gözlerim dolu dolu oldu zaten bunu dinlerken. Çok güzel bir türkü. Çok güzel yorumladı. Tebrikler. Siz de beğendiniz. Ne kadar güzel. Harika bir başlangıç. Albümün uğuru diyelim. Peki o zaman bir de evet. Armağan Çağlayan 10 üzerinden 8 veriyor. Sevgili izleyiciler Hüsnü'ye. Ebru Gündeş 9 veriyor. Şimdi 9 veriyorum ben. 9 Orhan Gencebay da 9 verdi. Ve Bülent Ersoy 9. İnanılmaz, çok güzel. Peki toplam kaç oldu acaba? 35. Armağan hesapladı. 35, toplam 35 oldukça yüksek bir. Ama sen bir kere 40 aldın değil mi? Bütün jüri üyelerimizden evet. 10'ar puan almıştın. Evet. 35'te çok çok iyi. Peki albümü bir kez de sen göster istersen tabii, ekran hemen, başındakileri. Hemen şöyle. Ben de bu taraftayım. Sen hangi parçayı söyledin orada? Ormancı. Ormancı türküsünü okudum. Evet. Harika. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkürler. Çok sağ ol. Peki. Sizler albüme şöyle ilk bakışta neler düşündünüz sevgili jüri üyeleri? İlk defa siz de burada albümü gördünüz. Neler düşündünüz bununla ilgili? Ne düşüneceğiz dinlemeden ayol? yarışmada dinlediğiniz şarkı. Hayır burada suratları var onlar hepsi zaten aynı. Bunu dinlemek lazım. Nedir ne değildir. Benimki de laf mı yani? Ama burada dinlediğiniz şarkılar zaten. Hepsi dinlediğimiz şarkılar. Bakalım nasıldı o haftaları.
hatırlamak lazım evet. falan filan. Gelecek hafta yorumları alacağız yani evet. sizden. Peki. Evet, inşallah. Buyurun Orhan Bey. Tabii dinleyince daha iyi fikir alacağız ama ben yine de gençlerimizin, yarışmacılarımızın böyle bir toplu albümünün olmasından mutlu oldum. Onlar da morallendiler diye düşünüyorum. Güzel bir şey oldu. Teşvik edici bir durum bu. Nasıl buldun hayatım albümü? Şu anda bundan sonra devamı geleceği için devamını da bekleyerek yorumlamak istiyorum. Peki. Ne devamı? Daha bunu dinlemedin ki devamını dinleyeceksin. Hayır şöyle ki. Albümü dinleyip devamını sonra yapacağız tabii. Sen devamını boş ver şimdi. Hayır hayır. Şöyle bir şey var. Devamı derken bu albümden sanıyorum birçok albümden çıkacak. İnşallah, neyse onu bilmiyorum. Evet. Bu sizin beğenilisi. Görüşmenizle. Bunu dinlediğimiz zaman albümdeki seslerin, sound'un nedenli olduğunu göreceğiz. Çünkü biz burada kulağımıza gelen seslere göre değerlendiriyoruz. Tabii ki albümde çok daha kaliteli olacağı kanaatini taşıyorum. Dinleyip göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu akşam daha harika şarkılar sizleri bekliyor. Hepsi reklamlardan sonra görüşmek üzere.